Yıllardır tartışılan bir konu. Sezaryen mi yoksa normal doğum mu? Hangisi hem anne hem de bebek için daha sağlıklı? Hem anne adaylarına hem de konunun uzmanı Profesör Doktor Cansun Demir'e sorduk. İşte aldığımız yanıtlar. Çok dayanamayacağım için sezaryen de olabilir. Hangi doğum daha sağlıklı? Doğumun da tamamen doğal ve fizyolojik bir şey olacağını bilmelerini. Kadınlar nasıl bir doğum yapmaları gerektiğine neden karar veremiyor? Kısmet hangisi neyse o artık o olacak. Şu an emin değilim yani. Ne yazık ki genç hanımları olumsuz etkiliyor. Profesör Doktor Cansun Demir normal doğum ve sezaryen tartışmasına Magazin 8'de açıklık getirdi. Sezaryen gerektiği durumlarda yapmak lazım. Bebek derse, annede ciddi hastalıklar varsa ya da bebek sıkıntıya girdiyse hani o zamanlar yapmak lazım. Her kadının çeşitli duygular içinde geçirdiği bir dönemdir gebelik. Doğum zamanı ise yaşanılan duyguların en streslisi oluyor haliyle. Peki sağlıklı bir doğuma nasıl hazırlanılır? Öğrenmek için buyurun haberimize kulak verin. Normal doğum olabilmesi için sizin de söylediğiniz gibi gebe bir hastanın aslında doğuma hazırlanmış olması lazım. Bunun hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak hazırlanması lazım. Bugün artık insanlar ne yazık ki her yere araçla gidiyor. Yürüyüş yapan hanımlar çok azaldı. Yürüyüş yapmak, hareket etmek çok doğum, normal doğum yapmayı kolaylaştırıyor. Normal doğum tercih edilmesi gereken bir yöntem. Tabii istisnai durumlar hariç. Fakat çoğu gebe büyük bir acı yaşayacağını düşünerek sezaryen tercih ediyormuş. Yani o son haftada netleşmesine bağlı olarak değişecek. Acıya çok dayanamayacağım için sezaryen de olabilir. İdeal bir doğumun gerçekleşmesi için tavsiyeler veren Profesör Doktor Cansun Demir bu gibi durumlar içinde gebe hanımları uyarıyor. Ne yazık ki bizim toplumumuzda bir de kent efsaneleri var. İşte şöyle zor doğum yaptım, şöyle sıkıntı oldu diye anlatan komşu teyzeler, anneanneler ne yazık ki genç hanımları olumsuz etkiliyor. Doğumun da tamamen doğal ve fizyolojik bir şey olacağını bilmelerini, çekecekleri sancının aslında onları bebeklerine kavuşturmak için yardımcı olacak olaylar olduğunu, güçler olduğunu bilerek ona göre hareket etmelerini öneriyoruz. Normal doğumun kadına katacağı faydaları anlatan Profesör Doktor Demir, bazı durumlarda sezaryenin önemli olduğunu da vurguluyor. Sezaryen gerektiği durumlarda yapmak lazım. Bebek derse, annede ciddi hastalıklar varsa ya da bebek sıkıntıya girdiyse hani o zamanlar yapmak lazım. Hani sezaryen de tukaka hani kötü bir şey demiyoruz. Sezaryen de bir doğum şeklidir. Ama hani herkese ya da ön planda yapılması gereken bir yöntem değildir. Bu işin doğalı, normali normal doğumdur. Öncelikle hastaların bu konuda bilinçlendirilirse, normal doğum korkusundan uzaklaştırılırsa giderek sezaryen az önce söylediğim işte Sağlık Bakanlığı önlemleri alırsa sezaryenler daha da azalacaktır. Tabii bir de kararsızlık var. Bazı gebeler doğumun son anına kadar gelgitler yaşayabiliyormuş. Henüz karar vermedim. Biraz önce yine konuştuk arkadaşımla. Kısmet hangisi neyse o artık o olacak. Şu an emin değilim yani. Var mı peki normal doğum için korku? Yok, korku yok da karar vereceğiz bakalım yani. Doktor Cansun Demir ise bu konuda sağlıklı düşünmenin faydalı olduğunu belirtiyor. Doğumun normal bir süreç olduğunu bilirlerse, karşılarına neler çıkabileceklerini bilirlerse kararsız kalacak bir şey yok aslında. Yani ideal olanı tüm hanımların normal doğumu istemeleri. Selülitlerin yok edilebilmesi için bir defa... Selülit giderici, SEDEF, egzamaya karşı karaciğer yağlanmasını önleyen bu karışım hayat kurtarıyor. Muhteşem bir kür değerli izleyicilerimize ben şimdi göstereceğim. Bu kürü 21 gün uyguladığınız zaman... Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu herkesin basit bir şekilde hazırlayacağı kürlerini Magazin 8'e anlattı. Karaciğer yağlanmanız ortadan kalkacak, selülitleriniz erimeye başlayacak. Sırada bir başarı hikayesi var. 13 yaşındayken sörf yaptığı sırada bir köpek balığının saldırısıyla ölümden dönen ve bir kolunu kaybeden Bethany Hamilton isimli bir genç kızın korkusunu yenmek için öyle bir şey yaptı ki hikayesi filmlere, kitaplara konu oldu. İşte genç kızın göz yaşartan hayatı ve ayakta alkışlanacak azim hikayesi. Bu kez saldırgan değil, mağdur olay yerine döndü.
Hayatı filmlere, kitaplara konu olan bir kadının en büyük korkusuyla yüzleştiği anlar. Bethany Hamilton'ın azim ve başarı dolu hikayesi Magazin 8'de. Son günlerde tüm dünya bu kadını konuşuyor. Ama mevzu olan ne sarı saçları, ne de renkli gözleri, ne düzgün fiziği, ne de dünyanın en zor sörf yarışmasında üçüncü olması. Herkes onu konuşuyor çünkü o ölümden döndüğü yere korkusuzca geri döndü. ...26 yaşındaki Bethany Hamilton çocukluğundan bu yana tam bir sörf tutkunu. Hayatının büyük acısını da sörf yaparken yaşadı. 13 yaşında Hawaii'de sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığının keskin dişleri sörf tahtasının yarısıyla birlikte Bethany'nin sol kolunu da kopardı. İlk yıllar hayata küsüp yaşamla tüm bağını koparsa da ailesinin desteğiyle hem okula hem de denize geri döndü. Azgın dalgalara karşı incecik sörf tahtası üzerinde çift kolu olanlar bile zor dururken Bethany azmetti ve tek kolla adını şampiyonlar listesine yazdırdı. Bethany's going for it. She's finishing those waves off. That first turn, as you mentioned, Ronnie, was big. Through a big old hook, lots of spray. Judges eat that up. If you start your wave with a big move, all you gotta do is finish it. Bethany Hamilton tam 13 sene boyunca yeniden sörf yapabilmek için çalıştı. En büyük korkusunu yenebilmek için defalarca köpek balıklarıyla dalış yaptı. Bu azmi kitaplara, hatta filmlere konu oldu. Bethany'nin hikayesi 2011 yılında Surf Ruhu adlı bir filmle beyaz perdeye de uyarlandı. When you beat the odds and never say never, you find a champion. Ve genç sporcu sonunda başardı. Köpek balığına kolunu kaptırdığı yerde tam 13 sene sonra yeniden sörf tahtasının üstüne çıktı. She's going for it. She's finishing those waves off. That first turn, as you mentioned, Ronnie, was big. Through a big old hook, lots of spray. Judges eat that up. If you start your wave with a big move, all you gotta do is finish it. Sonuç gözleri dolduracak cinstendi. Dünyanın en zorlu sörf alanı sayılan Hawaii'deki bu kıyıda Bethany Hamilton yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. 13 yıl önce tek kolla çıktığı sudan bu kez elinde kupayla çıktı. And she has picked off a wave that has actually cleaned up on the inside. And she sticks that float right on the end section, so shallow just there.